Arkadaşlar merhabalar, Doğu Anadolu Motovlog kanalı olarak insanların Türkiye'de en çok ve tercih edilen motor olan Yamaha'nın R25 serisinin 2019 modelini size tanıtmaya çalışacağız. Aslında Yamaha 2019 modeliyle beraber bazı değişikliklere gidildi R25'te. Özellikle MotoGP'den ilham alan radikal yeni bir görünüm, agresif yeni R1 tarzı ön grenaj, ekran ve ikili led farlar, A2 ehliyet sınıfına uygun şekilde süper sport motosiklet, çevik, sportif, çekiş sunan ince ve hafif şasi, daha alçak yakıt deposu ve yenilenmiş gidon konumu, ABS ile güçlü bir fren sistemi, hafif jantlar ve süper sport lastikler, yeni dijital LCD, çok işlevli göstergeler olarak köklü bir değişikliklere gidilmiş. Şimdi arkadaşlar 2019 modelin motor tipine baktığımız zaman R25'in motor tipi 2 silindir, 4 zamanlı, sıvı su atmalı ve 4 subat şeklinde olan bir motordur. Motor hacmi 250 cc'dir. Maksimum güç 12.000 devir dakikada 36 beygir üretebilecek bir makina. Şanzımana baktığın zaman sıralı 6 vitesten oluşan bir yapı. Yakıt tüketimi ortalama 3.7 100 km'de. Tabi bu kullanıma göre değişebilir. Ön lastikler 110'a 70-17, arka lastikler 140-70-17 ebatlarında yer alır. Dolu ağırlığı yağın tankı dahil olmak üzere 169 kg. Yakıt tankı kapasitesi 14 litre benzin alabiliyor. Yağ takı kapasitesi de 2.4 litre yağ alır. Daha genel bir teknik özelliklerden bahsettikten sonra yıllardır motor kullanan, 2014'ten 2019'a kadar R25 kullanan bir arkadaşın kişisel bazı fikirlerini alacağım. Sonra en sonunda da kendi kullanıcısı, şu anda üstünde oturduğum R25'in kullanıcısından iyi ve kötü taraflarını alacağım. Furkan, bir R25 sürücüsü ve uzun süredir bunu kullanmana rağmen halen tercih ediyorsun. Size biraz R25 hakkında kısa bir bilgi verebilir misin? Merhabalar. Şöyle söyleyeyim, ben çıktığından beri kullanıyorum R25'i. Tüm renklerine bindim. 2019'u daha nasip olmadı. Yalnız Van'da birkaç saygıdeğer arkadaşımız, abilerimiz aldılar bu motoru. Çok da memnun kaldılar. Tabii motorun zaten belli başlı değişikliklere uğradı. LED ekran takılmış şey evet. Olarak öncekinde bu yoktu. Ki Furkan, köklü bir değişiklik oldu. Burada ön amortisörde bir değişiklik var. Bu herhalde daha iyi viraja yatmak için dizayn edilmiş değil mi? Evet abi, bu önceki serilerine göre bu yeni çıkan kasada ters çatal amortisör kullanılmış. Evet. Virajlarda daha iyi performans almasını sağlıyor. Yeni çıkan kasanın aerodinamiği de değişmiş oluyor ve bu sayede eski kasalarına rağmen 8-10 km sürat farkı da oluyor. Evet. Peki bu R25'ler içerisinde en hızlısı diyebilir miyiz? Tabii yeni çıkan kasalar en hızlı giden modeller. Değişiklik olarak ön kafayı komple R1'e benzetmişler. Çok farklı bir tasarım olmuş. Hava kanalı biraz daha büyümüş etkilenlere. Öyle söyleyeyim. Yalnız R25'in bir beğenme aynaları çok sıkıntılı. Bütün kullanıcılar bundan şikayetçi. 2019'unda da o iyileştirme yapılmamış. Yapılan iyileştirme şöyle söyleyeyim. Dijital LED ekran kullanılmış. Ve ters çatal amortisör kullanılmış. Ayrıca üst mesnet dediğimiz üst çatal. Burada daha yüksek cc, 600'lük 1000'lik cc'lerin çatalına benzetilmiş üst mesnet. Evet. Daha önceden 250 cc MotoGP'de yarışmıyordu. Şu anda son zamanlarda yarışmaya başlamış. O yüzden zaten bu
ileri düzeydeki amatör sistemi falan motosikletlerde kullanmaya başlamış. 250 cc'de böyle bir iyileştirme yapılmış. Çok güzel görünüyor. Ben çok beğendim tasarımını. Rengi de galiba Türkiye'ye özel kırmızı olarak. Tam kırmızı da değil, bordo. Bordo ile kırmızı karışımı arası bir renk. Evet. Ben de çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Çok tavsiye edilen bir renk. Bir de AK ehliyeti olan rahat bir şekilde kullanabilirim. Tabii, buyur. Peki başlangıç motoru olarak kabul edebilir miyiz? Ben kesinlikle öneriyorum. Bence direkt 250 cc R25 ile başlamalarını tavsiye ederim. 250 cc'ler arasında da en iyisidir. Çift silindir olduğu için hızlı da gidiyor. Evet, yani tatmin edici bir motor. Bir de ben şunu eklemek istiyorum. ABS'li olmasından dolayı özellikle ilk kullanıcılar genelde ani frenler, ani araç çıkmalarına karşı bence önemli bir avantajdır. Bir de ABS çok önemli. Çünkü fren mesafesini çok azalt. Bu zamana kadar çıkan motosikletlerde IRC lastik kullanmıştı. Bunlar çok beğeniyor. Evet, çok kötü lastikler. Tabii zaten bunda Dunlop kullanılıyor. Dunlop'ta bir Rosso 2 kadar olmasa da iyi bir lastik tabii. Hemen değiştirmek gerekmiyor yani bu lastikleri. Kullanabilirsiniz. Bir 5000-10000 kilometre kullanıp sonra değiştirebilirsiniz. Rosso 2'ye geçebilirsiniz. Furkan'cığım çok teşekkür ederim. Bize faydalı bilgiler verdin. R25'in uzun süre kullanıcısı olarak bayağı bilgi aldık. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, şimdi de asıl motorun sahibi olan Hasan hocamla beraberiz. Genel olarak memnuniyetini alacağız. Motordan memnun mu, avantajları ve dezavantajları nelerdir? Onun hakkında bilgi alacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Ben bu motoru ilk alma sebebim kesinlikle kasasıydı. Yani kesinlikle kasası çok yakışıklı bir kasası var evet. Kendine çekiyor. Çünkü daha önceki modelleri gerçekten aynı motor. Aynı motor bir olarak. Bütün hemen hemen teknik özellikleri hemen hemen aynı ama bunda depo genişliği kesinlikle viraj kabiliyetinde dizini sarmana, dirseğini yaslamana çok güzel olanaklar sağlıyor. Bu açıdan çok iyi. Çok tok bir motor. Çok kaslı bir motor. Bu açıdan güzel bir avantaj görsel açıdan. Onun haricinde LCD'si çok güzel. İstediğim her şeye ulaşabiliyorum buradan. Anlık yakıt tüketimi, ortalama yakıt tüketimi, hararet göstergem. Her şeyi LCD ekranda ve çok rahat. Bütün sağ sol, daha önceki modellerde eksik olan bir hata vardı. Hata değil de belki bir eksik vardı. Şöyle söyleyeyim, sağ sola sinyalleri ayrı ayrı göremiyordum. Bunda sağa sinyal verdiğimde LCD'nin sağ tarafında, sola sinyal verdiğimizde LCD'nin sol tarafında görebiliyorum bunu. Bu güzel bir avantaj. Onun haricinde daha önceki modellerde yanlış değilsem yok, dörtlü geldi buna. Evet. Dörtlü güzel bir avantaj oldu bunda. Trafikte vesaire insanlar senin o an durduğunu en azından anımsayabiliyor. Uzunlarımız, farlarımız LED oldu. Uzunlarımız çok güzel. Evet. Güzel bir gidon var. Gerçekten çok yakışıklı gidonu, yani. Üstüne binen arkadaşlar da böyle ayrı bir karizma katıyor evet, değil evet, mi? Evet, gerçekten gidonu güzel. Oturuşu biraz tabii ki de racing ama tamamen racing değil. Çok düşük bir açıyla oturuyorsunuz yani. Tamamen ne dik oturuyorsunuz ne çok eğik oturuyorsunuz. Çok tatlı bir açıda oturuyorsunuz. Elbette ki uzun bir sürüşte rahatsız edecektir her racing modelde olduğu gibi. Beğenmediğin taraflar neler? Ya benim beğenmediğim tarafım kesinlikle söylüyorum şunu. Ya bilmiyorum ama ön taraftan bir ses geliyor gerçekten. Ya ben bunu acaba ben mi hissediyorum diye düşündüm gerçekten. Şu LCD'nin ön tarafından mı, gidonun alt kısmından mı bilmiyorum ama bir cızıltı ses geliyor orada. Sanki plastik parçalar birbirine değiyormuş gibi. Bunu biraz daha önce araştırdım da. Şuradaki plastik parçalar var, onları da birazdan göstereceğiz. Şuradaki plastik parçalardan mı bilmiyorum ama belki vidalama tamamen yapılmadı bunda. Çok farklı klipsler var. Evet. Söktük biz çünkü koruma takozları takmak için ustamızın yanında. Yani rüzgarı çok güzel kesiyor. Rüzgarı dizlerime almıyorum. Kafamı öne doğru eğildiğim zaman kafamı omuzlarıma bir rüzgar almıyorum. Bu güzel bir avantaj. Performans olarak çok iyi fakat lastik olarak ben hani daha iyi bir lastik bekleyebilirdim. Çünkü gerçekten şaka bir yana bunun fiyatı çok ciddi bir. Evet şu anda fiyat yani evet, 30.750 lira ciddi bir fiyat. Evet yani ilk çıktığında lastikler biraz daha uygundu doğru ama şimdi bu fiyatları göz önüne bulundurduğumuzda en azından üzerine bir 1000 lira hani bir Rosso gelebilirdi gerçekten evet. Ya bu motor bunu hak ediyor çünkü. Kesinlikle. Yo çok güzel motor. Çok evet. Yakışıklı bir motor. Ben evet, de çok çünkü beğendim. Çünkü kafamdan şu geçiyor. Bunun koruma takozları ben biraz daha opsiyon dışarı pazar modelini taktırdım. Bunun orijinal koruma takozları da şurada çok pahalıydı. 1000 liraydı. Ben 300 liraya bunları taktırdım. Evet. Onlardan dolayı biraz kafamda şu oluyor ya acaba düşersem yani şu güzelliğin hepsi haram olacak diye bir düşünüyorum. Evet, rezil ben bir düşersem diye çok yani kafamda eski modelde bunlar sadece 2000 lira. Evet. Şimdi bilmiyorum kaç evet. Para olur. Yani çok deli paralar olacağına inanıyorum.
Ama benim gözlemlediğim bir şu var. Sanki bu üzerindeki boya değil de bir kaplama gibi geldi bana. Çünkü buralarda köşelerde zaten kaplama olduğunu anlayabiliyoruz aslında. Evet, olabilir. Bir plastik bir kaplama gibi. Yani boya ben ilk başta zannettim. Gerçekten orijinal çok kaliteli bir boya atılmış diye zannettim ama ben bir boya göremedim. Yani sanki plastik kaplama yapılmış üzerine. Evet. Hani bir folyo gibi bir şey çekilmiş. Evet. Ya bu kötü bir avantaj diye düşünüyorum. Çünkü eğer bir darbe aldığında ben bu folyoyu bir daha nasıl tamir edebileceğim diye gerçekten düşünüyorum. Bir detay. Çünkü ben bunları çok araştırdım. Kendim bir kullanıcı olarak istediğim birçok şeyi bulamadım. Yani gerçekten biraz zaman geçtikten sonra bunları yorumlayabiliyoruz. Bunlar. Hepsini söyledim zaten. Çok teşekkür ederim Hasan Hocam. Çok sağ olun. Evet, gerçekten bir kullanıcı yorumu çok farklı. Evet, çünkü kullanan kişi motorun bütün şeylerine, artılan eksine hepsine hakim olduğu için kullanıcı yorumu bizim açımızdan daha önemli. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar, Doğu Anadolu Motovlog kanalını takip etmeyi unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olun, like atın, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.